Üretim fonksiyonu ekonomi çevrelerinde sıkça karşımıza çıkan terimlerden biridir. İlk bakışta göze biraz korkutucu, hatta çok matematiksel gelse de ardında yatan mantığın aslında oldukça temel bir mantık olduğunu bilmelisiniz. Şöyle anlatayım. Bir üretim sürecinde çeşitli girdiler bulunur. Bunları i ile gösterelim. Bu birinci girdi olsun, bu ikinci. Bu şekilde istediğimiz kadar devam edebiliriz. Bu girdileri bir sürece dahil ettiğimizde bu sürecin de f fonksiyonuyla tanımlandığını düşünelim. f fonksiyonu bu girdilerle ne kadar çıktı elde edebileceğimizi verir. Bunu biraz daha matematiksel olarak gösterebiliriz. Cebir 2 dersinden de hatırlayacaksınız. Hemen yazıyorum. Çıktı ekonomide Q ile gösterilir. Evet. Q buradaki girdilerin bir fonksiyonu olacaktır. 1 numaralı girdi, 2 numaralı girdi vesaire vesaire. Bu çıktıyı elde etmek adına buraya istediğiniz kadar girdi koyabilirsiniz. Girdiler hakkında biraz daha detay vermemi isterseniz ya da bunları sınıflandırmamız gerekirse bunların daha önceki videolarda da gördüğümüz üretim faktörleri olduğunu söyleyebilirim. Bu üretim faktörlerini şöyle sıralayabiliriz. Doğal kaynaklar yani ham madde ve toprak, emek ya da iş gücü, sermaye ve girişim. Bunların hepsinin burada yer almasına tabii ki gerek yok. Ancak girdilerden her biri bu sınıflardan birine dahil edilebilir. Bunun da hala oldukça soyut, hatta matematiksel göründüğünün farkındayım. İşleri biraz daha somutlaştırmak adına isterseniz bir örnek üzerinden ilerleyelim. Elimizdeki iş bir ekmek kızartma işi olsun. Bunun için ekmek ve ekmek kızartma makinesine ihtiyacımız var. Öyle değil mi? Ekmeklerimiz kızardığında da işimiz bitmiş olacak. Bana buradaki girdilerin neler olduğunu söyleyebilir misiniz? Az önce de söylediğim gibi bir miktar ekmeğe ihtiyacımız olacak. İsterseniz bir numaralı girdi olarak da adlandırabiliriz. Ekmek kızartma makinemiz de olmalı. En az bir tane. Bu işte kullandığımız ekmek kızartma makinelerinin bir defada 4 dilim ekmek kızartabildiklerini düşünelim. 4 dilim ekmek kızartmaları da 10 dakika sürüyoruz. 10 dakikada 4 dilim. Girdilerimizin hepsi bunlar mı? Tabii ki hayır. Ne de olsa ekmek dilimleri kendi kendilerine ekmek kızartma makinesine giremezler öyle değil mi? Birinin bu işte görev alması gerekecek. Buraya da ekmekleri kızartacak bir görevli çiziyorum. Bu görevlinin dakikada bir dilim ekmek kızartabildiğini düşüneceğiz. Dakikada bir dilim. Şu an içinizden ben bundan çok daha iyisini yapabilirim diye düşündüğünüzü biliyorum. Ama bu işi bütün gün yaptığınızı hesaba katmanız gerekiyor ekmek kızartma işinin girdilerinin bunlar olduğunu düşünürsek, üretim fonksiyonu yazmayı deneyebiliriz. Hadi bakalım. Çıktı, kızartılmış ekmek dilimlerinin sayısı olacak. Eşittir, üretim fonksiyonunu bazı değerlerin minimumu olarak yazmaya çalışacağım. Peki, burada bizim üretim hızımızı etkileyecek olan şeyin ne olduğunu bana söyleyebilir misiniz? Çok fazla detaya giriyor olabilirim ama bunu anlamanız için yaptığımı bilmelisiniz. Değerlerin minimumu olacak demiştim. Elimizdeki ekmek dilimlerinin sayısını azaltalım. Sonuç olarak kaç dilim kızarmış ekmeğimiz olacağı başlangıçta elimizde kaç dilim ekmek olduğuna bağlı olacaktır. Örneğin başlangıçta elimizde 60 dilim ekmek varsa sonuç olarak 60 dilim kızarmış ekmeğimiz olur. Bu arada bunun saat başına kızarmış ekmek sayısı olduğunu da belirtmeliyiz. Buraya da saat başına diye ekleyelim. Diğer girdimiz neydi? Ekmek kızartma makinesi saatte kaç dilim ekmek kızartabiliyordu? 10 dakikada 4 dilim kızartabiliyorsa 6 ile çarparsak saatte 24 dilim kızartabilir. Bunu da 24 çarpı elimizdeki ekmek kızartma makinesi sayısı olarak yazabiliriz. Son olarak bir de görevlimiz vardı. Bu görevli saatte kaç dilim kızartabilir? dakikada bir dilim kızartabiliyorsa saatte 60 dilim kızartabilir, öyle değil mi? Bunu da 60 dilim çarpı bu işi yapan görevlilerin ya da işçilerin sayısı olarak ifade ederim. Bu noktada videoyu durdurup neler olup bittiğini biraz daha yakından inceleyerek sindirmenin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Girdiler ve çıktılar nelerdi? Bir bakalım. girdilerimiz işte buradalar saatte kaç dilim ekmeğimiz olacağı, elimizdeki tost makinesi sayısı ve bu işte çalışacak görevlilerin sayısı. Ekmek kızartma makinelerinin sermaye olduğunu düşünebiliriz. Görevliler de, emek ya da iş gücü olacaklar. Buna ek olarak ekonomide sıklıkla karşımıza çıkacak terimlerden bir diğeri olarak kısa ve uzun vadeyi de ele almamız lazım üretim fonksiyonları kısa ve uzun vadenin ne olduğunu belirleyebilmek için oldukça faydalıdır. Neden mi? Kısa vade buradaki girdilerden en az birinin sabitlenebileceği vadedir. Hemen not edelim. Girdilerden en az birinin sabitlenebileceği süre. Peki, ekmek kızartma örneği açısından ele alırsak bu ne anlama gelir? Evet, ekmek dilimlerinin sayısını sabitlemek oldukça kolay olacaktır. Demek istediğim, üretim kapasitemizi arttırmak istersek, ekmek dilimi sayısı bizim hızımızı etkileyen faktörlerden biri olmayacaktır, öyle değil mi? O halde bu sabit bir girdi değil. Ama ekmek kızartma makinelerini düşünecek olursak, yeni bir ekmek makinesinin elimize ulaşmasının bir ay sürdüğünü varsayalım. Evet, bu girdinin sipariş ya da teslimat süresi bir ay olsun. İşçiler için de kimsenin bu işi yapmak için sıraya girmediğini düşünelim. Bir iş ilanı vermemiz ve görüşmeler yapmamız lazım. Bu sürecin de iki hafta sürdüğünü söyleyecek olursak, evet birini işe almak ya da işten çıkarmak için iki haftalık bir süreye ihtiyacımız var diyelim. İşten çıkarmak dedim çünkü kapasiteyi arttırmamız gerektiği gibi düşürmemiz de gerekebilir. Benzer şekilde yeni bir ekmek kızartma makinesi almanın ya da eski bir makineyi devre dışı bırakmanın da bir ay sürdüğünü düşünmemiz lazım. Bu durumda kısa vade için ne demiştik? Girdilerden en az birinin sabit olması için gereken süre. Hadi hemen videoyu durdurun ve bunun ne olabileceğini düşünün. Elimizdeki ekmek kızartma makinesi sayısını sabitlemek için bir aya ihtiyacımız var öyle değil mi? Ve bu da bu örnekteki kısa vadenin bir aya yakın bir süre olduğu anlamına gelir. Peki ya uzun vade? Tanımları gereği bu girdilerin hiçbiri sabit değildir, öyle değil mi? Demek istediğim, bunların herhangi birini istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Bu yüzden uzun vadede bir aydan uzun herhangi bir süre olarak tanımlanabilir. Bu arada bunun karşılaşabileceğimiz örneklerden sadece biri olduğunun altını çizmek istiyorum. Bir araba fabrikasını ele alacak olursak, çıktı da bir günde ya da bir ayda üretilen araba sayısı olursa, girdilerimiz de olacak tabii. Metal, iş gücü, fabrikanın sahip olması gereken makineler dediğimizde uzun vade yeni bir fabrika kurmak şeklinde yorumlanabileceğinden 1, 2 hatta 5 sene bile olabilir. Evet. Uzun vade, yeni bir fabrika kurmak için gerekli olan süreden uzun süreler ya da vadeler olarak tanımlanacak. Uzun vadede en sabit olan girdilerden biri sermayedir. Örnekte ekmek kızartma makineleri ile ilgili süreyi bu kadar uzun tutmamın sebebi de buydu diyerek videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Size üretim fonksiyonlarının ardında yatan mantığı açıklamaya çalıştım ve umarım bu ekmek kızartma işi örneği sonrası artık çok da korkutucu olmadıklarını düşünüyorsunuzdur.